Herkese merhaba arkadaşlar. 9 Ocak Cumartesi İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İstanbul'un altısı da 3. koşuyla beraber saat 6'da başlamış olacak ki ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkan arkadaşlar ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunu safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. İstanbul programı akşam koşacak ki gündüz programında Adana var. Ben yine Adana ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım arkadaşlar. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında Adana koşacak. Akşam İstanbul var arkadaşlar. İstanbul'da da altılısı da 3. koşuyla beraber saat 6'da başlamış olacak arkadaşlar. Günün 7'li polasesi ise ikinci koşuyla beraber ki önemli bir kupalı koşuyla beraber başlayacak. Kısa vade altıda 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe sentekte izleyeceğiz ki ben özellikle 7'li plasenin ilk ayanda arkadaşlar burada 3 numaralı stroklesin. Ben ilk ikiyi bozmayacağını düşünüyorum. Önemli bir safkan. Çok kaliteli bir safkan özellikle. E, uzun vadede isminden çok da söz ettireceğini düşünüyorum en azından şu an için. E, muhakkak arkadaşlar iyi koşacaktır. 3 numara Stroke e, halis idaresinde bence son startını mükemmel koşmuştu yine kazanma noktasında çok şanslı gözüküyor. O gün için yarışında çok şanslı yaşayan 4 malı vektörü de özellikle yarışını yine takip edeceğim bir diğer safkan olacak ama 7'li plasa için arkadaşlar dediğim gibi 3 numaralı safkan bence risk edilebilir. Bu safkan ilk 2'yi bozmayacaktır diye düşünüyorum. Günün 3. koşusuyla beraber günün 6'sı arkadaşlar başlamış olacak. Handikap 14'te bir koşu izleyeceğiz. 4 yaşlı Araplar 1500 metre mesafe sentekte bir araya gelecekler. Bu koşuyla beraber günün 6'sı da başlamış olacak ki ben burada bir tane safkandan bahsedeceğim ki bu safkanda zaten son startında yine tek vermiştim beni yanıltmamıştı. Gruptan çok daha başka bir isim olduğunu düşündüğüm 2 malı 5 kazalı arkadaşlar bir 6 ay yavrusu olan safkan yine üzerinde Mehmet Kaya idaresinde yine kolay kazanacağı bir yarışını izleriz gibi gözüküyor. Son startını bilindiği gibi yine tek vermiştim safkanı. Safkan o gün için yarış içinde Bence birçok terslik yaşamasına rağmen ki Vras sonrasında içeride kalmış Safkan, e, Safkan'ı dışarı aldı Mehmet Kaya. Ona rağmen sonlarda çok etkili gelip çok da e, kolay kazandı bence arkadaşlar. Etkili bir yarış çıkardı Safkan. Bugün için daha da müsaitleyen gruptaki son startına nazaran bence daha e, zayıf rakipler var arkadaşlar. Ben bugün için yine 5 kazanın kazanmasını bekliyorum. Günü ilk ayağında 2 numaralı safkanı kuponlarımıza arkadaşlar rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün arkadaşlar ikinci ayağına geldiğimizde ise bir Yonaguska koşusu olarak koşacak. Şartlı bir de 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 9 tane safkanı start olacağı bu koşuda hem pedigriyle arkadaşlar hem de galoplarında çok etkili işler gördüğüm şey, iyi safkanlar var biraz zor bir koşu olduğunu düşünüyorum. Yani birçok safkanın kazanma şansı var arkadaşlar. İlk defa start alacak olan bu grupta pedigrisiyle ve galoplarıyla dikkat çeken dediğim gibi önemli safkanlar var. Bunlardan ilki 2 numaralı Karayağız. Bir kaneko temsisi olan safkan Saadettin Boyraz idaresinde şanslı gözüküyor. Muhakkak değerlendirmek doğru olacaktır. Yine bir mendip yavrusu olan 4 numaralı Megiş Merlin. Furkan Yüksel idaresinde iyi koşmasını bekledim. Bir diğer safkan konumunda. 6 numaralı arkadaşlar Vezoran bir miktarı golop yavrusu Gökhan Kocakaya idaresinde ihmal edilmemeli. Kurtelek sunayt e olan 20 numaralı Şemlik Mole arkadaşlar arkadaşlar milyoner yine etkili koşacaktır ve son olarak da etkili pedigisiyle dikkat çeken 9 numaralı Verakon arkadaşlar yine Tolga Yıldız idaresinde beğendiğim pedigisine sahip olan Safkan'ın ben yani iyi bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Dediğim gibi dengeli bir grup. Yani daha doğrusu ilk defa start alacak olan bu grupta arkadaşlar her türlü sonuç biraz açık gibi gözüküyor. Önemli fedikliğe sahip. Zekli geçecek bir koşu olarak görüyorum. Ama dediğim gibi özellikle arkadaşlar 2 numaralı Safkan'ı biraz daha ön plana çıkaracağım ama rakip hanesinde 4, 6, 7 ve 9 numaralı Safkan'ları arkadaşlar günün ikinci ayağında özellikle şanslı gördüğüm Safkan'lar konumunda. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 5 beş ve yukarı Araplar izleyeceğiz. 2400 metre mesafe sentiyatı lastikte start alacak olan bu koşuda yine günün dengeli koşularından biri. Burada özellikle 8 numaralı Roman olur arkadaşlar. Bir Kaiser tipsi olan Safkan Gökhan Kocakay idaresinde şanslı gözüküyor. Safkan çok formda. E, bu formunu bu gruba da yansıtacaktır diye düşünüyorum. Bu Safkan'ın zaten kötü koşması durumunda grup biraz karışır. Ben özellikle bu Safkan'dan çok iyi bir koşu bekliyorum. Eğer ki bu Safkan dediğim gibi kötü koşarsa arkadaşlar burada birçok Safkan devreye girecektir ki formunu bulan 7 numaralı Hilal'a da arkadaşlar mesela değerlendirilebilir. 3 numaralı Mavra yine Kaysber temsilci şanslı olacaktır. Sonra startını çok beğendiğim Lokumoğlu yine. Halis idaresinde ve bir numaralı Duman yine Adem Aslan idaresinde sevdiğim safkanlar olarak sıralamam bu şekilde. Dediğim gibi özellikle 8 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar tuttuğunuz veya takip ettiğiniz safkanlar varsa gün 3. ay arkadaşlar eklemeye çalışalım. Günün 4. ayına geldiğimizde ise kısa vade 6'da bir koşu koşacak. 4 ve yukarı Araplar izleyeceğiz. 2200 metre mesafe. Sentek'te start alacak 6 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu için çok önemli bir safkan olduğunu düşündüm. 5 duvalı sülümbike sevdiği mesafede her şey lehine gözüküyor. Üzerinde kendisini tanıyan jokeyi Tolga Yıldız dersi start alacak olan Safkan için her şey dediğim gibi arkadaşlar lehine. Normal şartlarda bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. İyi bir yarış çıkaracaktır. Kazanma şansı da çok yüksek gözüküyor. Özellikle küçük kuponlar için arkadaşlar ben 5 numaralı sürüm Mike'nin risk edilebilir konumunda görüyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar buraya rakip yazma noktasında 4 mal Nibolu Halis idaresinde değerlendirilebilir. Yine Mehtar çok enteresan yarışlar yapabilen sürprize müsait gördüğüm bir safkan. Yine 2 mal Korkmaz Efe'yi de sentetik bir performans yön, ön plana çıkan safgandan ters bir yarış gelebilir ama özellikle dediğim gibi 5 numaralı Sülümbike Tolga Yıldız idaresinde çok şanslı kazanması da bence normal sonuçtur arkadaşlar günün bu ayağında. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise yine bir şartlı bir koşu var 3 yaşlı İngilizleri 1400 metre mesafe Sentek'te izleyeceğiz 8 tane ilk defa start alacak olan Safkan için burada 2 tane Safkan benim özellikle ön planı çıkaracağım Safkan olacak ki bunlardan biri arkadaşlar bir Luxor temsil olan 1 numaralı King the Glarius olacak ki dediğim gibi önemli bir sahip olan Safkan Akın Sözen idaresinde şanslı gözüküyor. Rakip hanesinde ise yine önemli pedigrisiyle dikkat çeken 3 lı New World gibi Victoria Galop yavrusu olan safkan önemli pedikliğe sahip Halis İdaresi'nde Aksu İkisi'nde start alacak olan bu safkanın da ben yine etkili bir koşu bekliyorum. Günün bayağı sanki 1 ve 3 numaralı safkanların biraz daha ön plana çıkardığı bir koşu olacak. Bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında varsa arkadaşlar yine de gün içinde takip ettiğiniz safkanlar ekleyebilirsiniz ama dediğim gibi 1 ile 3 muhakkak bulunsun diyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15'te 4 ve yukarı İngilizleri 2000 metre mesafe sertlikte bir araya getirecek olan bu koşuda 11 tane safgan start alacak ki ben yine bu koşu için iki tane safkanı biraz daha ön plana çıkaracağım ki bunlardan biri son startında da çok beklentimin olduğu 5 numaralı Civahan olacak ki Halis İdaresi'de start alacak olan safgandan iyi bir koşu gelecektir. Rakip hanesinde ise oldukça iyi bir form yakalayan 8 numaralı Comanchero olacak ki Akın Sözden İdaresi'de start alacak olan yine bu safgandan da ben etkili güzel bir koşu bekliyorum. Dediğim gibi günün son ayı için arkadaşlar 5 ve 8 numaralı Safkan'ları ben de çok öncelikli bu iki safkanı yazalım. Daha sonrasında ünlü arkadaşlar bu ayağı için e, sürpriz tanesinde veya tuttuğunuz safkanlar varsa eklemeye çalışın. Özellikle ilk 4 safkan yani 1 numaralı Sönmez Bey, 2 numaralı Eagle, 3 numaralı Zaldır ve 4 numaralı Simpare Ganador gibi safkanları sürpriz arama noktasında değerlendirebiliriz. Ama ben özellikle arkadaşlar 5 ve 8 numaralı safkanlardan günün son ayağında etkili, güzel bir koşu bekliyorum. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirebiliriz değerlendirin diyorum arkadaşlar. Şimdiden herkese yarın için bol şans diliyorum.